Değerli arkadaşlar, şimdi eş başkan adaylarının konuşma yapmak üzere buraya davet edeceğiz. Bu anonsu ben yapmak istedim. Çünkü Sayın Buldan'la 3 dönemdir birlikte siyaset yapma onuruna eriştim. Tıpkı diğer bütün yoldaşlarımız gibi. Ama Sayın Baluken, Sayın Demirtaş'la beraber biz aynı zamanda yaklaşık 3 yıl bir müzakere heyeti deneyimi yaşadık. Kendisi bir değer ailemiz ve bu partinin bütün kademelerinde yadsınamaz iz bırakan emekleri var. Onun için ben alkışlarınızla yoldaşımız, eş başkan adayımız Sayın Pervin Buldan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Tüketenler, savaşı yüceltenler, işte umudu ve barışı çoğaltanlar olarak buradayız. Savaşınıza karşıyız, barışı haykırıyoruz hep birlikte. Sayın Divan, Sayın Eş Genel Başkanım, Sayın Delege arkadaşlarım, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli misafirler, değerli konuklar, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, meslek odaları ve siyasi partilerin değerli konukları, hepinizi partim ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, baş göz üstüne geldiniz. Çok değerli anneler, kadın arkadaşlarım, kız kardeşlerim, sevgili genç yoldaşlarım, HDP'nin değerli emektarları, HDP'yi var eden ve muazzam emekler, bedeller ve amansız bir mücadele ile HDP'yi daha da güçlendirerek bugünlere taşıyan değerli halkımız, hepiniz hoş geldiniz. Onur verdiniz, güç verdiniz. Meyvanen delal, hümde her hatın, serseremin, serçavemin hatın. Ez ve hemiyan, bedileke germ, yek bi yek sılav dikim, ümbekher hatın, serseran, serçavan hatın. Değerli misafirler, değerli konuklar, sizlere hitap etmesi gerekirken bugün zindanda rehin olarak tutulan ve bu nedenle bu meşaleyi devralma görevini üstlenmeme vesile olan partimizin çok değerli emektarı, onurlu siyasetin öncüsü, değerli eş genel başkanım Sayın Selahattin Demirtaş'ı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugüne kadar üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirmiş, demokratik ve ilkeli siyasetten asla taviz vermemiş, mücadele azmine, korkuyu, sinmeyi, geri durmayı asla bulaştırmamış, dürüstlüğü, samimiyeti ve erdemli kişiliği ile beraber çalışmaktan her zaman için feyz aldığımız saygıdeğer eş genel başkanımız Sayın Demirtaş'ın bu görevini teslim almak benim için bir onur kaynağıdır. Bu nedenle bu kürsüden kendisine şahsım ve partim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yine eş genel başkanımız iken rehin alınan ve milletvekilliği düşürülen, gasp edilen değerli eş başkanımız Figen Yüksekdağ'ı derin sevgi ve saygıyla selamlıyor. Birlikte çalıştığımız dönem içerisinde sağlam duruşu, her koşulda ve her yerde bir bütün olarak mücadelemizin hep ön saflarında yer alan kararlılığıyla, çalışkanlığıyla bizlere esin kaynağı olan, kadın olarak bizleri gururlandıran eş başkanım sevgili Yüksekdağ'da kadın arkadaşlarım adına ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanı sıra yol arkadaşlarımız, milletvekillerimiz Sayın İdris Baluken, Sayın Çağlar Demirel, Sayın Selma Irmak, Sayın Abdullah Zeydan, Sayın Gülser Yıldırım, Sayın Ferhat Encü ve Sayın Burcu Çeliği, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Sabahat Tuncel ve Sayın Mehmet Aslan'ı, tüm tutuklu belediye eş başkanlarımız adına Sayın Gülten Kışanak, Sayın Bekir Kaya ve Sayın Tuncer Bakırhan'ı, yine Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı sevgili Leyla Güven'i, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tutuklu olan Sayın Enis Berberoğlu'nu, bütün zindanlarda özgürlük mücadelesi veren ve rehin alınan tüm yoldaşlarımı sevgiyle, saygıyla, hürmetle, şükranla selamlıyorum. İdam sehpasına götürülürken yaşasın Türk ve Kürt halkının kardeşliği diyen, Türkiye Devrimci Hareketi'nden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını, Mahir Çayanları, İbrahim Kaypakkayaları, Behice Boranları, Mazlum Doğanları ve sakineleri minnetle, şükranla anıyorum. Çözüm süreci boyunca 3 yıl birlikte çalıştığım ve bana her anlamda hayatı öğreten cesareti bulaştıran, direnmeyi kazandıran ve o 3 yıllık süreç boyunca kendisinin bu ülkeye kazandırmış olduğu barış, demokratikleşme ve özgürlük mücadelesinde kendisine her zaman saygıyla, minnetle, şükranla andığımız Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'a binlerce selam gönderiyorum. Sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar, coğrafya kaderdir. Coğrafya kadar varlıkları ve yoklukları ile, sahip oldukları ve olmadıkları ile, tarihleri ile, acıları ile her insan haritalanmış bir dünyaya doğuyor ve kendisinden öncekilerin belirlemiş olduğu kadere daha doğarken ortak oluyor. Bu nedenledir ki her birimiz daha doğarken haksızlıkların ve dolayısıyla acıların tanığı ve mağduru oluyoruz. Ve daha doğarken özgürlüğe, adalete, barışa ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaç, bu gerçeklik, bu zaruret hali bizlere mücadele etmekten başka seçenek bırakmamaktadır. İşte Halkların Demokratik Partisi, bu topraklarda yaşayan bütün mazlum halkların, tüm inanç ve kültürlerin ihtiyacı olarak vardır. Bunun içindir ki Halkların Demokratik Partisi, Halklar Partisidir. İşte bu salonda görüldüğü gibi Halklar Bahçesidir HDP. Bu ülkenin bütün renklerinin, farklılıklarının bir arada ortak bir mücadelede birleştiği bir halk partisidir. Ülkemiz için önerdiğimiz birliğin en büyük kanıtı Halkların Demokratik Partisidir. Bütün ayrıştırmalara, ötekileştirmelere, düşmanlaştırmalara karşı Halkların Demokratik Partisi, kardeşliğin, bir arada eşit ve özgür bir yaşamın garantisidir. Partimiz, Türkiye'nin çoğulcu, çok kimlikli yaşamı oluşturan Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap, Alevi, Ermeni, Süryani ve Ezidi halklarını, tüm inançları, ezilen, ötekileştirilen tüm kimlikleri temsil eden Türkiye demokrasisi için bir siyasi değerdir. İşte bizi güçlü kılan bu temsil ettiğimiz değerler ve ortak vatanı hep birlikte inşa etme iddiamız ve kararlılığımızdır. Karşımızdaki güçler tekçiliği ne kadar dayatırsa dayatsın, bizler çoğulculuğu, farklılığı, çok renkliliği savunmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Herkes bu ülkede dilini, kültürünü, kimliğini, inancını özgürce yaşayacak. Biz bunun mücadelesini yürütüyoruz. İşte Halkların Demokratik Partisi'nden korkanların bize fütursuzca saldırmalarının nedeni budur. Tekçiliği bozduğumuz için çoğulculuğu, demokratik, katılımcı bir ülke yönetimini savunduğumuz için bizden korkuyorlar. Korksunlar. Onların tekçiliğine karşı bizler çoğuz, bizler buradayız, bizler mücadele edeceğiz. Bizler dar ağacında asılan Pir Sultanız, Seyit Rıza'yız. Bizler Çanakkale'de omuz omuza duran Anadolu ve Mezopotamya halklarıyız. Sivas'ta yakılan türküleriz, şiirleriz. Roboski'de katledilen köylüleriz. Şengal'de IŞİD'in katlettiği ezidileriz. Filistin'de, Rojava'da direnen halklarız. Anadolu'nun yoksulluğa mahkum edilen emekçi halklarıyız. Bizler yaşadığı tüm trajedilere rağmen dimdik ayakta duran Kürdistan halkıyız. Kürdistan! Bizler Aşık Mahsudi'yiz, Ahmet Kaya'yız, Kazım Koyuncu'yuz, Musa Anter'iz, Vedat Aydın'ız, Orhan Doğan'ız, Hrant Dink'iz ve Tahir Elçi'yiz. Geride vurulan Berkin Elvan'ız, 13 kurşunla vurulan Uğur Kaymaz'ız. Bizler Ali İsmail Korkmaz'ız, Ceylan Önkoluz. Bizler 1995'ten beri çeyrek asırdır kayıp yakınlarını arayan cumartesi anneleriyiz. Bizler yıllardır beyaz tülbentleriyle yollara düşen barış analarıyız. Bizler dağlarda bedenleri toprağa düşen Kürt gençlerinin anneleriyiz. Bizler ovada yaşamını yitiren yoksul askerlerin anneleriyiz. Bizler emek sömürüsüne karşı onurluca direnen işçileriz. Soma'da katledilen madencileriz. Her gün sokaklarda öldürülen kadınlarız. Cezaevlerinde rehin alınan ama iradesi asla teslim alınmayan özgür tutsaklarız. İşte HDP onurlu ve büyük insanlığın adıdır. HDP barıştır. HDP özgür yaşamdır. Ve bu büyük yürüyüşü kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir. Seyit Rıza'nın dediği gibi, ben sizin hilelerinizle baş edemedim. Bu bana ders olsun. Ama sizin önünüzde diz çökmedim. Bu da size dert olsun. İşte HDP tüm baskılara rağmen diz çökmedi, diz çökmeyecek. Bu da onlara dert olsun. Değerli arkadaşlar, sevgili halkımız, Rojava halkları birkaç yıldan bu yana özelde Suriye, genelde tüm Orta Doğu'ya model olabilecek demokratik bir yönetimin inşası için muazzam bir çaba sürdürüyor. O topraklarda var olan bütün etnik aidiyetlerin ve inançların eşit şartlarda birlikte yaşama olanağı yaratılmıştı. Din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığının olmadığı eşit ve ekolojik bir toplum. Türkiye'ye bugüne kadar tek bir kurşun sıkmamış, dayanışma ve dostane ilişkiler kurmayı önermiş bu halka devlet aklı ne yazık ki 100 yıldır yürüttüğü hasmane politikalar ile cevap vermeyi yeğe tuttu. Geçmişten bugüne karakollarla, mayın tarlalarıyla toplumsal olarak sınırın bu tarafından ayrıştırılan Afrin halkı günümüzde sınıra örülen duvarlar ile dışlandı. Ve şimdi ise kendi topraklarındaki varlıklarına da açılan savaş ile son verilmek isteniyor. Sebep ne? Tekçi devlet sisteminin 100 yıllık paranoyası olan beka sorunu. Bu sistem yanı başında demokratik, çoğulcu bir öz yönetimi kendisi açısından tehdit ve tehlike olarak görüyor. Ancak asıl amaç bölgede demokratik öz yönetim sürecinin akamete uğratılmasıdır. Tekçi sistemler dünyanın her yerinde aynı sistemi savunur. Demokratik yöntemlerden hazletmezler. Çünkü demokrasi geliştikçe kendisi de değişmek zorundadır. Rojava meselesi de budur. Orada inşa edilen demokratik bir yönetim modeli Türkiye'deki tekçi, katı, otoriter sistemi teşhir edecektir. Doğal olarak da Türkiye'de demokratikleşmek, kendi iç sorunlarını demokrasi yoluyla çözmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle Afrin'e girildi. Afrin saldırısı başta Kürtler olmak üzere bölgede yaşayan tüm halklara onların eşitlikçi, demokratik yaşam umuduna yapıldı. O toprakların binlerce yıldır asli sahibi, asli unsuru olan bu halkların kendilerini yönetme iradelerine saygı duymak ve hatta bu iradeyi desteklemek, dostane ilişkiler kurmak Türkiye'ye ne kaybettirir? Müttefik kazandırmaz mı? Dostluk, kardeşlik kazandırmaz mı? Bizler Afrin'den Filistin'e kadar Kürtlerin, Ermenilerin, Arapların, Ezidilerin ve bütün Orta Doğu halklarının haklı mücadelelerinin yanında yer alıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında barıştan yana açık tutum alıyoruz. Barışı savunuyoruz. Çünkü geçmişten bugüne tüm zamanlarda insanlık tarihi tanık olmuştur ki savaşlar en büyük felaket, en büyük yıkımdır. O nedenle değerli dostlar, barış elzemdir. Barış ahlaklı olandır, erdemli olandır. Barış kötülüklere, kötülüklerden beslenenlere karşı durmaktır. Barış varlığımızı, evlatlarımızı, geleceğimizi kurtarmaktır. Yıllardır bu toplumu ırkçı söylemlerle, sahte tehdit algılarıyla ölmeye, öldürmeye ikna etmeye çalıştılar. Fakat biliniz ki hiçbir anne savaşta ölsün, sakat kalsın diye çocuk doğurmaz. 40 yıldır evlat acısıyla yaktığınız annelerin ayaklarının altına cehennemi serdiniz. Mersin'den İstanbul'a, Isparta'dan Hakkari'ye, Ardahan'a, Samsun'a. Hiçbir anne babaya evladının, hiçbir kadına nişanlısının, eşinin, sevgilisinin, hiçbir çocuğa babasının tabutunu göndermeyin. Zira hiçbir mertebe dindirmez bu acıyı. Hiçbir mükafat doldurmaz yitirilmiş canların yokluğunu. Tüm bunlara karşı oluşturulan bu otoriter rejimin gölgesinde savaşa karşı durmak, ses çıkarmak, barışı, yaşamı savunmak anında infazı gerektirecek bir suç haline getirildi ne yazık ki. Oluşturulan bu hukuksuz ortamda estirilen milliyetçi, militarist ruhla sanatçısından aydınına, gazetecisine, doktoruna, sıradan yurttaşına her kesimden insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, yaşamları tehdit ediliyor. O nedenle yaşamı savunmanın haklılığından ve bunu ifşa eden hakikat yanlılarından alabildiğine korkuyorlar. Bunca baskı, bunca zorbalık, bunca zulüm bu nedenledir. Ben buradan bu vesileyle yaşamdan, barıştan yana tavır alan Türk Tabipler Birliği'nin değerli yöneticilerini, değerli barış akademisyenlerini, onurlu basın emekçilerini saygı ve dayanışmayla selamlıyorum. Akabinde toplumun tüm duyarlı kesimlerine buradan sesleniyorum. Milliyetçi, tekçi rejimin isteklerine, uygulamalarına, felaketlerine mecbur değilsiniz. Ülke olarak bizler buna mecbur değiliz. Sevgili konuklar, sevgili misafirler, Türkiye'nin bugün bu noktaya gelmesinin nedeni demokratik çözüm ve barış sürecinden uzaklaşılmış olmasıdır. Ne zaman ki çözüm süreci sonlandırıldı, ülke darbe ve savaş koşullarının içerisine sürüklendi. Oysa barış çok ama çok yakınımızdaydı. Tek bir insanın dahi burnu kanamıyordu. Fakat çözüm masasını devirerek ve Sayın Öcalan'a karşı tecrit uygulaması devreye sokularak Türkiye tekrardan karanlık bir dönemin içerisine sokuldu. Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de, Gever'de ağır katliamlarla barıştan intikam alındı. Halkımıza, partimize ağır bedeller ödetildi. 7 Haziran'da partimizin demokratik iktidar seçeneğini ortaya çıkarması AKP'yi, devleti ve içerisindeki güç odaklarını ürküttü. Bu nedenle 7 Haziran sonrası bir düğmeye basıldı ve bugün bu noktaya gelindi. Ülke bugün siyasal bir darbe sürecini yaşıyor. Demokrasi, özgürlükler, anayasa ve yasalar ne yazık ki askıya alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin fırsata çeviren iktidar ve devlet kanadı ülkeyi OHAL rejimiyle darbe uygulamalarını aratmayan bir sürecin içerisine soktu. HDP'ye yönelik siyasi soykırım operasyonlarıyla, belediye başkanlarımızın tutuklanmasıyla, demokratik muhalefetin susturulmasıyla kendi tekçi, milliyetçi, otoriter rejimlerini inşa ediyorlar. Oluşturulan milliyetçi blokla demokratik süreçlerin ne yazık ki önü kesildi. Ülke bugün bir kez daha İttihat Terakki zihniyetinin benzer bir versiyonuyla karşı karşıya. Asıl amaçları Cumhuriyet'in demokratikleşmesini, demokratik bir yönetimin ortaya çıkmasını engellemektir. Eşit ve özgür yaşamı bu tekçi sistem kendi bekası açısından tehdit olarak görüyor. Bu nedenle içeride ve dışarıda çatışma ve kutuplaşma derinleştirildi, savaş politikaları Suriye'ye kadar uzandı. Bakınız, milli mesele diyerek halkın temel taleplerini sürekli öteliyorlar. Yolsuzluk, yoksulluk, açlık, sefalet diz boyu. Çaresiz insanlar bedenlerini ateşe veriyorlar. Yüz binlerce insan kamudan ihraç edildi. Açlığa mahkum edildi. Şiddet, ölüm, taciz, tecavüz sokaklarda kol geziyor. İnsanlar bugünkü iktidara bakarak geleceklerine dair en ufak bir umut besleyemiyorlar. Ekonomik kriz giderek ağırlaşıyor ve büyüyor. Afrin'e atılan bombalar Türkiye halklarının sofrasına düşüyor. Bu savaşın maliyeti bu halka yükleniyor. Ekonomik, sosyal hakları için grev yapmak isteyen metal işçilerinin grevi milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanıyor. Gerçekleri yazmasın diye medya susturuluyor. Toplum her gün gerçek dışı haberlerle yanıltılıyor. Savaş haberleriyle ölme ve öldürme kutsanır hale getiriliyor. Ülke bu kadar acı yaşarken, her gün gencecik bedenler toprağa düşerken, milliyetçi iktidar bloğu ise seçim ittifakı, oy hesabı derdinde. İnsanlar canlarından oluyor, ancak onlar sadece oy peşinde. Acaba hangi iktidar veya başkanlık rejimi tek bir insan hayatından daha değerli? Bu gidişat durdurulmazsa ülkemiz uçuruma doğru hızla sürüklenecek. Buradan bir kez daha iktidara çağrı yapıyoruz. Yol yakınken bu ülke daha fazla kan kaybetmeden bu politikalarınıza son veriniz. Acı ve yıkımlara neden olan savaş politikalarından vazgeçiniz. Çözüm savaşta değil, barıştadır. Çözüm ölüm ve öldürmede değil, yaşam ve yaşatmadadır. Çözüm Afrin'e girmede değil, İmralı'ya gitmededir, İmralı'ya. Sayın Öcalan, 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana tecrit altındadır. Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz. Tecrite derhal son verilmelidir. Sayın Öcalan, ailesi, avukatları ve siyasi bir heyetle derhal görüştürülmelidir. Ve Sayın Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşulları derhal yaratılmalıdır. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarına olumlu katkılar sunabilecek konumda olan bir liderin bu şekilde toplumdan izole edilmesi mevcut sorunların çözüm imkanını yok ettiği gibi sorunları daha da derinleştirmektedir. Türkiye bir an önce diyalog, müzakere ve çözüm sürecine yeniden dönmelidir. İktidar ve devlet halkları kaybettiren Suriye politikasını bir an önce değiştirmeli, çetelere desteğini kesmeli ve Rojava başta olmak üzere Suriye halklarıyla barışçıl diyalog geliştirmelidir. Yurttaşlarımızı canından bezdiren olağanüstü hal, kanun hükmünde kararname rejimi artık son bulmalıdır. Siyasi soykırım operasyonlarına, darbe uygulamalarına son verilmelidir. Rehin tutulan partimizin eş başkanları ve tüm tutuklu siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Cezaevlerinde bir işkence yöntemi olarak olan tek tip kıyafet uygulamasına son verilmelidir. Hukuk ve insan hakları ilkelerinden uzaklaşan iktidar, hukuk devleti sınırlarına dönmeli, yargı ve yasama üzerindeki vesayetine son vermelidir. Kanun hükmünde kararname ile işlerinden atılan yüz binlerce emekçi görevlerine iade edilmeli, o halin yarattığı hukuksuzluk, haksızlık ve mağduriyetler sonlandırılmalıdır. Bizler demokratik bir Türkiye için yola çıktık ve bu yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki halklarımızın umudu, halkların Demokratik Partisi'dir. HDP'nin savunduğu birlikte yaşam ilkesidir. Yaşadığımız bu acı ve yıkım bizim kaderimiz olamaz. Gidişatı durdurmak bizlerin ellerindedir. Hep beraber omuz omuza, sabırla, kararlılıkla mücadele edersek bu gidişatı durdurabiliriz sevgili dostlar. HDP bu baskılara rağmen bugüne değin hiçbir şekilde boyun eğmedi, diz çökmedi. Bundan sonra da boyun eğmeyecek, diz çökmeyecek ve hiç kimseye biat etmeyecektir. Kararlılıkla barış ve demokrasi yürüyüşümüzü sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz buradan bir kez daha. Bu bizlerin halklarımıza verdiği sözdür. Hiç kimse karamsarlığa kapılmamalı, umudunu yitirmemelidir. Kararlılık ve cesaret bizlerin yol haritasıdır. HDP bugün barışı savunan tek partidir. Karşımızda savaş politikalarının yanında saf tutan milliyetçi bir blok var. Savaşa karşı çıkan tek güç ise HDP ve bileşenleridir. Türkiye'nin demokrasi güçleridir. Önümüzde yoğun bir mücadele süreci bulunmaktadır. Savaşa karşı o hale karşı, tek tipleştirmeye karşı, sömürüye, yolsuzluğa, yoksulluğa, tecrite karşı bu gidişattan rahatsız olan herkesle hep birlikte omuz omuza mücadele etmemiz tarihsel bir sorumluluğumuzdur. Ben inanıyorum ki 7 Haziran ruhu halen bu ülkede güçlü ve diridir. Partimize, demokrasi güçlerine bunca saldırmalarının nedeni işte budur. İktidarlarını kaybetmekten korkuyorlar. O halde umudu ve mücadeleyi hep birlikte büyütmeliyiz. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi cesaret bulaşıcıdır. Korkarsak teslim olur ama teslim olursak o zaman kaybederiz. Ancak cesur olursak kazanacağımıza olan inancımızı hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Bu ülkeye barışı, demokrasiyi, özgürlükleri ancak bizler getireceğiz. Ve bu mücadele bizlerin ortak mücadelesi olacak değerli arkadaşlar. Yasaları, kurum ve kuruluşları, politik, felsefi ve pratikleriyle devlet erki eril şiddete öncülük ettiği gibi bu şiddeti uygulayan bir mekanizma olmaktan ne yazık ki kendisini kurtaramamış ve dönüştürememiştir. Unutulmamalıdır ki bu ülkede devlet erkinin cinsiyetçi uygulamalarından bu ülkede kadınlar çokça bedel ödediler. Tacizler, tecavüzler, kadın katliamları, kadın cinayetleri bu ülkenin kara bir tarihi olarak ne yazık ki tarihe geçmiştir. Unutulmamalıdır ki özgürlük sorunu bütün toplumsal sorunların temelidir. Kadının özgürleşmediği toplumlar çürümeye mahkumdur. Nitekim bugün itibariyle toplumda yükselen şiddet dalgası, vahşet görüntüleri ve kıyımları bu çürümeye yüz tutulduğunun en belirgin göstergesidir. Bu nedenle herkesin bulunduğu yerden bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir. Nerede baskı olursa en çok orada özgürlük ihtiyacı ortaya çıkar. Kadınların bugüne kadar elde ettikleri bütün haklar kadınların öz direnişleri ile elde edilmiştir. Bu gerçeklikten hareketle her zamanki gibi buradan yine ifade etmek isterim. Sevgili kadınlar, direne direne kazanacağız. Mücadele ede ede kazanacağız. Jin jiyan azadi diye diye kazanacağız. Buradan ülkenin tüm kadınlarına, annelerine sesleniyorum. Savaşa da karşı çıkın. Barışı savunun. Doğurup büyüttüğünüz yavrularınız ölmesin, öldürmesin. Bu savaşı ancak kadınlar anlar, kadınlar durdurabilir. Anneler, sesimizi yükseltelim ve hep birlikte barış diyelim diyorum. Değerli konuklar, sevgili dostlar. Halkların Demokratik Partisi talepleri, sesi, bir asırdır Türkiye siyasetinde yer bulmayan milyonların temsilcisi ve sesidir. HDP Türkiye'nin toplumsal uzlaşma, demokratikleşme umududur. Bu ülkenin aydınlık geleceği ile ilgili en güzel, en değerli umutları bizler taşıyoruz. Bu umuda sahip çıkmamız, bu zorlu süreci aşacak güçlü bir mücadelenin sahibi olmamız gerekir. Artık sadece barışı da istemek yetmiyor. Onu toplumsal zeminde kurmak ve tüm siyasi partileri bu toplumsal basınca muhatap kılmak gerekiyor. Bugün demokrasiyi savunmak HDP'nin kurulduğu 5 yıl öncesinden daha zor. Bu nedenle daha değerli, daha önemli, daha kıymetli. Kendimizi bu dönemin koşullarına göre yeniden kurmalıyız. Karar süreçlerimiz, ilişkilerimiz dayanışma ve işbirliklerimiz bu yükü taşıyabilecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bu karanlığı yırtacak yeni bir sayfa açmalı ve geleceğe umutla yürüyebilmek için yeni başlangıçları göze alabilmeliyiz. Babalarının tabutlarına sarılmaya mahkum edilen çocukları da, çocuklarının cenazeleri mezarından çıkarılan anaları da başka bir Türkiye'nin, başka bir dünyanın mümkün olduğunun umudu ile donatmalıyız. Bizler Türkiye tarihinin bu karanlık hukuk dışı döneminin ne bir parçası ne de suç ortağı olmayacağız. Siyasi platformdaki tek muhalif güç olsak bile, her ne kadar yalnızlaştırılmaya çalışılsak bile, zor ve baskı politikaları ile yıldırılmaya çalışılsak bile, haklılığımızın ve meşruluğumuzun bir güneş gibi parıldayan muazzam gücüne dayanacağız. Dolayısıyla bugün burada büyük bir coşkuyla topladığımız kongremizle yeni dönemde mücadelemizi çok daha fazla yükselteceğiz. Toplumsal muhalefetimizi her sokakta, her mahallede, her köyde, her yerde, her iş yerinde en üst düzeyde örgütleyeceğiz. Bizler bu geleneğe, bu güce ve bu inanca sahibiz. Benden önce bu meşaleyi taşıyan, burada hürmetle, sevgiyle andığım nice yoldaşlarım oldu. Ben de bu meşaleyi geleceğimizin yüreği ve bilinci özgürlük tutkusu ile dolu olan gençlerine aktarmak üzere emaneten devralıyorum. Bütün çabam, mücadelem bu emaneti bu zor zamanların altında ezmeden, layıkıyla taşıyabilmek, barışa ve aydınlık bir geleceğe bütün varlığımla katkı sunabilmek üzerine olacaktır. Sözlerimi bitirirken belki kişisel gözüken ama gerçekte bu ülkede binlerce ananın yazgısı kılınmak istenen bir durumu anarak bitirmek istiyorum. Ben faili meçhullerin kol gezdiği bir zamanda babası katledildiği gün doğan bir evladın anası oldum. Ölüm nedir bildim, zulüm nedir gördüm. Elimde elbette ki sihirli bir program yok ama acı deneyimlerle edindiğim gerçek bir bilgi var. En zayıf barış bile bir günlük savaştan çok daha iyidir, çok daha kıymetlidir, çok daha değerlidir. Eğer savaştan medet umanlar bir gün barışı ve yaşamı düşünme noktasına gelirlerse, onlara acısını yüreğine gömmüş binlerce ananın sesi ve uzatılan eli olmaya hazırım. Siyasi yaşantımı barış için aktif sorumluluklar alarak, kinden ve intikam duygusundan uzak durarak bugünlere getirdim. Bugünden sonra da bu bedeli ne olursa olsun bir barış nöbetçisi olarak devam ettireceğimin sözünü veriyorum buradan. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha kongremize Türkiye'nin dört bir yanından gelen Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Ezidileri, Ermenileri, Süryanileri, Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Hakkari'den, Van'dan, Iğdır'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Adana'dan, Mersin'den gelen tüm dostlarımızı, tüm misafirlerimizi, tüm halkımızı, hepinizi sevgiyle, saygıyla, minnetle, şükranla selamlıyorum. Es carektin ve hemiyan slav dikim ve hemiyan spas dikim hümbü carektin her hatine serseremin serçavemin hatine em carekti bejin emdi emi serbi kevin serkeftin hevalno reyave ureyame vekirive hatreve katlere.